Rüzgarlı Tepe yeni bölümde neler olacak? Senarist çok saçmaladı, Alper'i diziden artık çıkarsın diyenler beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. İyice saçmaladınız gerçekten desek de bu diziden kopamıyoruz ne yazık ki. Tam seviniyoruz kavuşacaklar diye. Alper gelip her şeyi mahvediyor. Bu Alper filmden defolup gitsin. Alper'i sinirden boğmak istiyoruz. ÖSYM bile bizleri bu kadar yıkmadı. Ne yapıyorsun senarist? Biz bunları hak ettik mi? Biz Halil'in evlenme teklifini beklerken izlediğimiz şey şizofrenin tehdidi ve zorla Zeynep'e evlenme teklifini kabul ettirmesi. Lütfen senarist daha fazla saçmalamayın. Rüzgarlı Tepe izleyicileri olarak sabırsızlıkla beklediğimiz, dakika hatta saniye saydığımız bu dizi için böyle mantıksız şeyler yapmayın. Lütfen gösterdiğimiz ilginin, sevginin karşılığını aynı şekilde güzelliklerle verin. Alper Zeynep'i kaçırır diyorduk, Halil'e kısmetmiş. Ruh hastası Alper, güzelim dizimizi batırdın. İzlerken sinirimiz bozuluyor. Dünkü keyfimizin hepsi burnundan geldi. Bir şey olacağını bekliyorduk zaten ama böylesine saçma bir şey değil. İlk defa dizinin fragmanını heyecanla beklemedik. Senaristler, alkışlıyoruz sizleri, dizimizi mahvettiniz. Psikolojimiz bozuldu artık, diziyi izlemeyiz bak düzelene kadar. Ya Zeynep ve Halil'in çektiği nedir bu? Bu kadar da olmaz. Umarız ikinci sezonda Orhan gelip Alper gibi psikopata bağlamaz. Yeter artık senaristler. Bu diziyi izleyenlerin insan olduğunu unutuyor musunuz? Bizim de sinirlerimiz var. Harap oldu. Bu ne saçmalık? Dizi artık cidden kötü olmaya başladı. Halil'e de cidden yazık oldu. İnşallah bu sahneler rüya falan çıkar. Zerre mantık yok. Bir gün önceden Halil'in boynuna sarılan Zeynep, öbür gün Alper'le evleneceğiz diyor. Halil de akıl tutulması yaşamış gibi inanıyor bunlara. Yazdıktan sonra bir tur okuyun şu senaryoyu Allah aşkına. Olay da kopukluk değil, uçurum var resmen. Halil ise aslan parçası, inşallah bu oyunlara gelmez, Zeynep'imizi bırakmaz. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Sevinçten havalara uçanlar, beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. Fragmanı beklemekten gerçekten çatlamıştık. Halil'in Zeynep'e sarılması çok güzeldi. Allah KPSS'ye girecek olanların yüzünü Halil kadar güldürsün inşallah. Halil, itiraf etmen gereken şeyler var. Böyle olmaz. Evlenme geliyor. Allah'a şükürler olsun. Sevinçten havalara uçuyoruz. Sonunda Zeynep de aşkını itiraf ettiğine göre hepimize hayırlı olsun. Bu Halil dozajı yükseltti. Ertesi gün değil, akşam bekliyorduk teklifi. Alper o girdiği hapiste çürüsün, bir daha da çıkmasın diyenler mutlaka yorum yazsınlar. Sen benim hazinemsin. Ne güzel sözler bunlar böyle. O kadar masum ve güzel sevinen bir çift oldular ki. Son sahnede duygulanıp kalbimizi bıraktık. Evet, Halil'le birlikte hepimiz muradımıza erdik, hayırlı olsun. Allah'ım bu gözler, bu kulaklar neler görüp duydu. Kalbimiz yerinden çıktı. Boşuna söylenmemiş aşk şüpheye gebedir diye. Bittik bir bittik. Hazinemsin Zeynep. Tek bir yaş bile değmeyecek gözüne. Zeynep'in saçında beyaz olmasına rağmen boyatmamasını seviyoruz. Doğal kişileri izlemek, görmek çok güzel. Hasret kalmışız. Halil Zeynep'e evlenme teklif etmekle çok büyük bir hata yaptı. Gerçekleri önce anlatmalıydı bizce. Halil'le Zeynep sonunda yakınlaştı. Alper ve Songül de gitse tadından yenmez dizi. Zeynep sezon finalinde, düğünlerinde bizce gerçeği öğrenecek. İtiraflardan sonra televizyonun karşısında sırıtarak kalktık. Evdeki herkes ne oluyor dedi. Yani bize böyle bir itiraf edilse bu kadar mutlu olmazdık. Bakıyoruz da yüzük bile alınmış Halil Bey. Bu kadar çabuk mu? Ne kadar sabırsız bir adamsın. Alper için de bir plan yapmamız gerek. Onun suyu iyice ısındı. Kesin var ya, Songül Halil'in buraya intikam uğruna geldiğini söyleyecek Zeynep'e. Zeynep de o yüzden ağlayacak. Eğer bir fragmanda Songül varsa o iş yaştır. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Bak şu Alper artık diziden çıksın. Bizle beraber kaç kişi istiyor bunu? Beğen tuşuna bassın, sayımızı görelim. Halil Zeynep'in bu hırçın hallerini bizce daha çok seviyor. Son sahnede öyle bir şaşırıp sevindik ki. Sananda aşk itirafını bize yapmışlar. İnsan zamanla sevdiğine benziyor. Ne kadar tatlı bir söz Halil'den. Üzüm üzüme baka baka kararır diye boşuna dememişler. Halil'in Zeynep sana bir sürprizim var deyip arabanın bagajından çanta çıkarıp işte insan zamanla sevdiğine benziyor demesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Halil'in Zeynep'e sana aşığım demesine bayıldık. Halil ile Zeynep yakınlaştı. Halil Fırat, ne oluyor acaba? Zeynep'in kalbi çıkacak zaten yerinden. Bastın gaza gidiyorsun oğlum. Senariste teşekkürler. Sonunda Zeyhal'i bir araya getirdiler şükür. Halil ise aşka geldi. Nihayet Halil Fırat'tan itiraflar geliyor. Çok şükür bütün Türkiye rahat bir nefes aldık. O salıncaktaki Zeynep'i tutması, alev, ateşler, neydi öyle? Kan çiçeklerinde Baran'ın itirafında Dilan'ın teşekkür ederim demesi, şimdi de Halil'in itirafında Zeynep'in yapma ya demesi. Kanal 7'nin kızlarına hayranız gerçekten. Şu Alper çok kaldı ya. Bülent ne güzel az kalmıştı. Bu da gitsin, yeter artık.
Hadi Zeynep, sıra sende. Sen de artık sevdiğini söyle Halil'e diyenler mutlaka yorum yazsınlar. Halil'in Zeynep'e kıskanıyorum seni demesi çok güzeldi. Halil'in kıskanıyorum sözünü duyunca gerçekten hepimiz 10 yaş gençleştik, öyle değil mi? Halil, eline sağlık. Alper'i bir güzel dövdün, içimizin yağları eridi. Sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor. Sana dokunan eli, sana bakan gözü kıskanıyorum. Of of of, laflara gel. Bak, eğer yine bunlar hayal çıkarsa bozuşuruz diyenler mutlaka yorum yazsınlar. Halil'in kıskandığını itiraf etmesi de hayalse artık ben bu diziyi izlemem. Sabrımızı taşırmayın artık ama fragman gerçekten muhteşemdi. Hele Şükür ya, itiraf edecek kıskandığını. En çok hoşumuza gidense Halil'in Alper'i bir güzel dövmesi, öyle değil mi? Uzun zamandır görmek istediğimiz Halil'di bu. Çok şükür ya, artık bırakma Zeynep'i. Dans sahnesi ise çok ayrı, çok güzel gözüküyor. Aşk itirafı ise fazla alevli. Bu Alper ne zaman kaçıracak Zeynep'i? Her fragmanda bunu bekliyoruz. Halil duygularını dökemezken kıskandı mı haykıracak? Zeynep de bizim gibi bıktı artık belirsizlikten. Seviyorsan söyle kurtul. Ne bu ya, milleti veremettiniz. Zeynep tam bir kuğu olmuş, öyle değil mi? Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Alper'i artık gönderin diyenler beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. Sezon finali geldi, bunlar hala birini hastaneye koyma derdindeler, öyle değil mi? Zeynep'in her şeyi öğrenmesine acayip sevindik. Halil'in Zeynep'e kolyeyi takmasına ise bayıldık. Zeynep'in saçlarının güzelliğine ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu kadar sevineceğimizi bilemezdik. İnşallah pazartesi gününe kadar sabrederiz. Zeynep'le Halil sonunda yakınlaştı. Artık uzatmayın da bir şeyler çıksın ortaya. Zeynep o çocuğun Halil olduğunu sonunda öğrendi. Bu fragman bizleri çok mutlu etti. Zeynep'in de saçını düzelttiniz, o kadar güzel ki. Dizimiz gerçekten çok güzel ilerliyor. Bir ödül de bu iki yetenekli güzel gence gelmeli bizce. Çok şükür, inşallah bunların hepsi gerçektir. Alper defol git artık. Bir rahat bırakın bizleri. Bu bölümde de Zeynep'in canı yanmasın ne olur. Alper keşke ölsen de kurtulsak senden. Vallahi kötünün de bir tadı var. Bülent de Orhan da o tadı alıyorduk ama sen full bayat tadı veriyorsun artık, defol git. Hadi sizler de diziyle ilgili görüşlerinizi yorum olarak mutlaka yazın. Halil'in aşk itirafını bekleyenler ilk itirafın Zeynep'ten gelmesi şokunu yaşadılar. Alper'se bir an önce diziden çıksın diyenler beğen tuşuna bassınlar, kaç kişiyiz görelim. Zeynep'in seni seviyorum demesi, aman Allah'ım. Fragmanı Halil gibi şoka girmiş gibi izledik. Sonunda artık yüzümüz güldü. Allah'a şükürler olsun. Halil'in ben Zeynep'i çok seviyorum demesi harika. Artık lütfen aşk itirafları gelsin. Hayal olmasından sıkıldık senarist. Hayal mi? Kanmayalım mı? İnşallah değildir. Ama Halil söylesin ilk sevdiğini. Şaka gibi aşk itirafını Halil'den beklerken Zeynep'ten geldi. Halil olaya el atmayınca demek ki Aslanlı'nın olaya girişi de böyle oldu. O neydi öyle? Sağ gösterip sol vurdular resmen. Hadi inşallah. Bu yaşananlar sizce rüya mı? Mutlaka yorumlarda yazın. Zeynep sen ne yaptın? Zümrüt Hanım, yap şunlara bir düğün de görelim biz şovu. Alışkın değiliz senin sessizliğin.